Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizde yoğunluk kulesi yapacağız. Birbirine karışmayan sıvıları kullanıyoruz. Öncelikle pekmezimizi koyuyoruz ilk olarak. Şimdi sütümü ekleyeceğim. Yalnız bunları eklerken bir kaşık yardımıyla yavaş yavaş dağılmasını sağlıyorum. Şu şekilde. Yüzeyde kalmasını sağlayacağız. Yüzeyden kaydırarak atmasını sağlıyorum. Birbirine karışmaması için. Aynen. Bu kadar sütümüz yeterli. Şimdi sıvı sabunumuza geçiyorum. Bunu da aynı şekilde yüzeyden kaydırarak aktarıyorum. Sütle karışmasını istemiyorum. Yüzeyde kalmasını sağlamak istiyorsak yüzeyden kaydıracağız. Direkt bırakmayacağız. Aykın. Burada maddelerin yoğunluk farkından yararlanıyoruz bu deneyimizde arkadaşlar. Ve birbirine karışmamalarını kullanıyoruz. Görüyoruz. Üçlü görüntümüzü elde ettik şu an. Bunun da üzerine az sonra renklendirdiğimiz mavi suyu aktaracağız. Yine aynı şekilde yüzeyden kaydırarak yapıyoruz. Ya. Evet, şimdi sıra renkli mavi suyumuzda. Bunu da aynı şekilde yüzeyden kaydırarak yapıyorum. Sıvı sabuna mavi suyumuzun da karışmasını istemiyoruz. Yavaş yavaş şu şekilde yüzeyden döndürerek, yüzeylere değdirerek aktarıyorum. Rengimiz oluşuyor, bakınız. Turuncunun üzerine mavi renk gözükmeye başladı.
suyumuz da o kadar yeterli. Şimdi son olarak sıvı yağımızı suyumuzun üzerine ekliyoruz. Yine yüzeyden kaydırarak bırakacağım. Zaten su ve yağ deneyini günlük hayattan biliyoruz. Biz buna sadece ek olarak birkaç madde daha eklemiş oluyoruz. Sizler isterseniz sıvı yağın üzerine de etil alkol, kolonya, renklendirilmiş kolonya katabilirsiniz. Çünkü kolonyanın da yoğunluğu sıvı yağdan daha küçük olduğu için daha üstte kalacaktır. Bizim yoğunluk polemiz 5 katlı. Sizler farklı maddeler ekleyebilirsiniz. Farklı malzemelerle evde kendiniz deneyebilirsiniz. Güvenli bir deneydir. Evde tek başına yapabilirsiniz, tek başınızla. Evet arkadaşlar, bence bu kadar yeterli. Şimdi şöyle yakından bir gözlemleyelim. 5 katlı yoğunluk kulemiz hazır. Bakınız.